Tekil kaba çeşitli organik moleküller ve bu molekülleri tamamen sindirici enzimler eklenerek optimum koşullarda bir süre bekletilmiştir. Sindirim tepkimelerinin tamamlanmasına bağlı olarak kap içerisinde aşağıda belirtilen basit yapılı moleküllerin çıktığı gözlenmiştir. Buna göre deney ortamına başlangıçta konulan organik moleküller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım. Amino asit çıkmışsa kesinlikle protein vardır. Arkadaşlar, eee glikoz çıkmış nişasta olabilir. Glikoz, galaktoz laktoz olabilir. E, nötral yağ, yağ ve gliserolden dolayı olabilir ama sükrozun olabilmesi için çıkan moleküller içinde fruktoz ve glikoz olmalı. Glikoz var ama fruktoz yok. Dolayısıyla sükroz arkadaşlar bu moleküller içerisinde yoktur. Cevabımız Edirne'dir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri tarafından ortak olarak üretilebilir? Selülozu bitkiler üretir, klorofili bitkiler üretir, Hemoglobini hayvanlar üretir, glikojeni hayvanlar üretir. Nötral yağ teorik olarak hemen hemen bütün canlılarda üretilir gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Aşağıda tabloda, aşağıdaki tabloda bitki hücreleri tarafından üretilen PRST ve U maddelerine ait bazı özellikler verilmiştir. Tabloda artı özelliği, özelliğin bu işareti özelliğin bulunduğunu, eksi işareti ise özelliğin bulunmadığını gösterdiğine göre P, R, S, T ve U maddelerinden hangisi nişasta olabilir demiş. Şimdi yapıcı onarıcı demiş. Nişasta yapıcı onarıcı değildir. P gitti. Yapıcı onarıcı demiş. T gitti arkadaşlar. Nişasta hidrolize uğrayabilir. Dolayısıyla bu da gitti. Yani S de gitti arkadaşlar. Dehidrasyon sentezi sentezlenme. Nişasta dehidrasyon sentezi glikozlardan sentezlenir. Eksi demiş. U da gitti. E, depolanma var. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa yani R. Şekildeki tabloda farklı alemlerde yer alan canlıların bazı organik bileşikler sentezleme durumu artı işaretle gösterilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılmış moleküllerden hangilerinde hata yapılmıştır? Nişasta bakteri üretilmez doğru. Mantarda da üretilmez olacak. Gitti. Birinci yanlışımız bir. Glikojen arkadaşlar bakteri üretilir, mantar üretilir, hayvan üretilir, bitki üretilmez. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. Yanlış olan bu. Protein bütün canlılarda üretilebilir. Doğru. Artı vermiş zaten. Nötral yağ bütün canlılarda standart olarak üretilebilir, kabul edilebilir arkadaşlar. Çünkü yağ molekülleri her canlı için önem arz etmektedir. Bakın burada bakteri, mantar, nötral yağ üretmez demiş. Nereden varmışız? Bu konuya böyle bir durum yok. Yani genel itibariyle nötral yağ, protein ve büyük karbonhidrat moleküllerini bütün canlılar ortak üretir, kabul edebiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız 1 ve 4 yani Ceyhan olur. Karbonhidrat çeşitleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? laktoz süt ve süt ürünlerinde bulunan bir disakkarittir. Evet arkadaşlar laktozun yapısı zaten süt şekeridir laktozun diğer adı. Hayvansal organizmada memelilerde süt şekeri olarak bulunabilir. Glikojen bitkiler de depo karbonhidrat olarak kullanılır demiş. Glikojen bakterilerde, arkelerde, cıvık mantarlarda, mantarlarda ve hayvanlarda bulunur. Bitkilerde de popolis nişastadır. Yanlış cevabımız Bursa diğer bakalım. Selüloz bitkilerin hücre duvarının ana bileşenidir. Evet bitkilerde hücre duvarının yapısına selüloz katılır. Nişasta çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesi oluşur. Nişasta polisakkarit moleküldür ve çok sayıda glikozdan meydana gelir. Glikoz, bitki ve temel enerji kaynağıdır. Evet, glikoz hem bitkilerde hem de hayvanlarda e, temel enerji verici molekül olarak karşımıza geliyor. Cevabımız Bursa. Canlılarda organik moleküllerin fazlası polimerlere dönüştürülerek depolanır. Canlının organik molekülleri polimer şeklinde depolamasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Şimdi en tane monomer olsun arkadaşlar. Birleştiği polimer artı n eksi bir su. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın monomer aslında monomerin olduğu tarafta osmotik basınç fazladır. Yoğunluk fazladır. Polimer tarafında ise yoğunluk daha azdır. Osmotik basınç daha azdır. Çünkü monomerin su tutma kapasitesi daha fazladır. Yani daha çok su tutar arkadaşlar. İşte aslında monomeri polimere dönüştürerek bir hücre içi su dengesini sağlıyoruz. Yani osmotik dengeyi sağlıyoruz. Şıklarda bunu arayacağız. Polimerleşme tekmenin hücre içinde gerçekleşmesinin polimerin ee, organik bileşenli monomerlerin polimer şeyin depolanması ve alakası yok. Birçok tepkime hücre içinde gerçekleşir arkadaşlar. Polimer moleküllerin polimer molekülün hücrede oluştuğu osmotik basınç monomerlere göre daha düşüktür. Evet polimer molekül osmotik basıncı monomer moleküllere göre daha düşüktür. Su çıkışı görülür arkadaşlar. Bu da hücrelerin küçük molekülleri büyük moleküllerle olarak depo etmesi en önemli sebeplerinden biridir. Cevabımız Bursa. Polimerlerin doğrudan ATP üretiminde kullanması polimerler sindirilmeden ATP üretiminde kullanılamaz. Yanlış bir ifade. Polimerlerin suda iyi çözülmesi monomerler polimerlerden daha iyi suda çözülür. Bu da yanlış bir ifade. Polimerlerin hücreden hücre aktarılmasının daha kolay olması. Polimerler büyük moleküldür hücre zarından geçemezler. Hücreden hücre aktarılması daha zordur. Cevabımız Bursa der. Bir bitki hücresinde bulunan molekülleri hidroliz edildiğinde açığa çıkan yapı taşı çeşitli sayıları arasındaki ilişki aşağıdaki hangisine doğru vermiştir? da çok sayıda glikoz, Sükrozda glikoz artı fruktoz 2. Maltozda da arkadaşlar glikoz var. Burada açı çıkan yapı taşı çeşidi. Maltozda da 2 tane glikoz var. İkisi de glikoz 1. En çok hangisi arkadaşlar? Çoktan az mı? Evet azdan çok doğru. En az 3 yani maltoz. Ondan sonra sükroz 2 tane. Nişastayı da işte çok binlerce. O zaman şıklarda ne arayacağız arkadaşlar? 3, 2 ve 1 arayacağız arkadaşlar. Yani cevabımız etedi. Genel formülü aynı olan ancak 3 boyutlu uzaysal dizilimleri farklı olan molekülleri izomer denir. Buna göre izomer özellik gösteren monomerler arasında bağlarından hangileri kurulabilir diyor arkadaşlar. Şimdi en bildiğimiz izomer moleküller kim arkadaşlar? Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Bu 3 6 karbonlu bileşiğinde formülü C6H12O6'dır. Bu moleküller arasında da glikozit bağ kurulur. Ama biz ne kitaplarda size ders anlatırken ne kendimiz bir yerlerde okurken ne izomer bir esterden yani yağ veya gliserolden bahsediyoruz ne de izomer olan hidrojen bağ yapan molekülden bahsediyoruz. Cevabımız yalnız bir olur. Canlıların yapısına en fazla oranda bulunan katılan organik bileşik protein olmasına rağmen bu moleküller günlük faaliyetlerde ihtiyaç duyduğumuz enerji üretiminde karbonhidrat ve yağlardan daha sonra kullanılır. Proteinlerin önceki enerji kaynağı olarak kullanılmamasının nedeni özellikle hangilerinin sahip olması ile açıklanabilir. Bizim yapımıza en çok katılan molekül kimdir? Proteindir. Siz proteini kullanıyorsanız kendi duvarlarınızı yıkıyorsunuzdur. Çıklarda yapıyla alakalı bir şey görmemiz lazım. Monomer çeşit sayısının fazla olması demiş. Monomer çeşit sayısının bir molekülün enerji kaynağı olarak kullanılmaması ile hiçbir alakası yoktur. Yapısına karbon atomu taşıması, lipitlerde ve karbonhidratta da karbon var alakası yoktur. Yapıya katılma oranı yüksek olması. Evet Proteinler bizim kaslarımızda, hormonlarımızda, enzimlerimizde bulunan moleküldür. Bizim kaslarımızı, enzimlerimizi, hormonlarımızı enerji bir olarak kullanmamız çok akıllıca bir şey olmaz herhalde. Cevabımız yalnız 3. Aşağıda maltoz molekülün sentezine ait tepkime verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hücre içinde gerçekleşir. Sentez reaksiyonlarında ATP harcandığı için mutlaka hücre içinde gerçekleşmek zorundadır. Dolayısıyla sentez sırasında da ATP tüketimi gerçekleşmek zorundadır. E, sentez sevkmelerinin diğer adı anabolizmadır arkadaşlar. Kullanılan glikoz sayısı kadar su açığa çıkar demiş. Bakalım bakın burada bir su çıkmış. Kaç glikoz kullanılmış? İki glikoz. Kullanılan su sayısı kadar mı çıkmış? Hayır. Kaç bağ oluşmuş? Bir tane bağ bağ çıkan bağ sayısı kadar oluşmuş. Dolayısıyla D yanlış bir ifadedir. Enzim katalizörüne gerçekleşir. Bütün sentez hidroliz tepkimeleri enzim eşliğinde gerçekleşir. Cevabımız denizli. Aşağıdaki düzeneklerde kimyasal sindirimle ilişkili deneyler verilmiştir, hazırlanmıştır. Optimum koşulların sağlanan numaralı deney tüpleri hangilerinde X ile gösterilen kısımda yapı taşları rastlanabilir. Bakın şu aralara bir yarı geçirgen zar koymuş. Arkadaşlar Nötral yağ büyük molekül olduğu için yukarı geçemez. Lipaz büyük molekülü bir enzim olduğu için aşağı geçemez. Burada herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Nişasta büyük molekül olduğu için aşağı geçemez. Amilaz büyük moleküllü bir enzim proteinden oluşan büyük molekül olduğu için yukarı çıkamaz. Burada reaksiyon gerçekleşmez. Ancak burada Proteaz enzimleri bir sürü çeşidi var proteazların. Proteinleri aminositlere kadar sindirir ve o aminositler yarı geçirgen zaten aşağı inebilir. X ile gösterilen kısmın yapı taşına sadece bir numaralı arkadaşlar e, kısımda rastlayabiliriz. Yani cevabımız Adana olur.